Evet, dokuzuncu soruya bakalım. Burada da ADC'ye eşkenar üçgen demiş. BDC noktalarını bize ne vermiş? Doğrusal vermiş arkadaşlar. 30 dereceden büyük bir açımız var. 8 birimlik bir uzunluğumuz var. BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir diye sormuş. Şekli çizmek gerekiyor. Burası 8 birim arkadaşlar. Bir kere ADC'yi eşkenar demiş. Tüm kenarlarını lütfen 8 yazın. Tüm açılarını da 60 yazın. Ne vermiş bize başka? BAD açısı 30'dan büyük demiş. Keşke 30 olsaydı diyelim arkadaşlar. Bakın o zaman ne olurdu? Burası 30 olduğu için işte bu açı 120. Buraya da 30 kalırdı. Bu üçgen ikizkenar olurdu. AD 8 ise BD'nin de kaç olması gerekirdi? 8 olması gerekirdi. Bu durumda BC kaç birim olurdu arkadaşlar? Tam 16 birim olurdu. BC için yorum yapacağız çünkü. O yüzden hemen bakın buna geçiş yaptım. Ama bizim BAD açımız 30'dan büyük. BAC 30'dan büyükse arkadaşlar bakın bu büyüyor. Bu büyürken karşısında kenar ne yapar? Büyür. X aslında 8'den büyük. O zaman bu kenarda 16'dan büyüktür. Alabileceği en küçük tam sayı değeri bu durumda 17'dir arkadaşlar. Evet, aslında güzel bir mantık sorusu bu da. 10. soruya geçelim. Bakın 10. soruda da B açısı 90'dan küçüktür demiş. Yazalım bakalım neler olacak. Burası 3 birim, burası 5 birim. ABC üçgeninde B köşesindeki açımız 90'dan küçük. Bizden ne istiyor? AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmamızı istiyor arkadaşlar. X diyelim AC uzunluğu. Sonra şöyle yorum yapalım. ABC açısı 90'dan küçük. Keşke 90 olsaydı. O zaman bu üçgen dik üçgen olurdu. Biz de Pisagor yapardık. Dik kenar uzunlukların karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşitlerdik. 9 artı 25 eşittir x kare derseniz. Önce x kare burada 34 olur. X kök içerisinde 34 olur arkadaşlar. Ama benim açım küçülüyor. O zaman x senin kök 34 değil de kök 34'ten daha küçük olması gerekir. Bu durumda alabileceği en büyük tam sayı değeri 5 birim olacaktır arkadaşlar. En büyük tam sayı değerini istemiş bizden. Cevabımız bu durumda B seçeneği oldu. Evet, 11. soruda yine hoş bir soru. X hakkında yorum yapacağız arkadaşlar. Evet, bakın bu soru dikkat edilmesi gereken güzel bir soru. Bakalım neler var burada. Şurada bir ikizkenarlık var bakın. Gizlenmiş. Buraya x demiş, buraya 5 demiş. X hakkında yorum yapacağız. Köşeleri yazalım. A, B, C, H ve D demişiz arkadaşlar. Şimdi nereyle başlamalıyız burada? DBC üçgeniyle başlamalıyız. Çünkü bu bir ikizkenar üçgen. Tabana indirilen yükseklik aynı zamanda açıortay ve kenarortaydı. Burası 5 ise burası kaç birim olacak arkadaşlar? 5 birim olacak. Bakın burada bir açıortay daha oluştu. Açıortay üzerinde, bakın BD'den bahsediyorum. AB H'ın açıortayı. Üzerindeki bir noktadan kola indirilen dikme 5 ise diğer kola indirilen diğer dikme de 5'tir. İşte bundan sonrasına dikkat. Şurada oluşan dik üçgene bakarsanız 90'ın karşısındaki kenar en büyüktür. X 5'ten büyüktür. Alabileceği en küçük değeri sormuş olmalı bize. Cevabımız 6'dır arkadaşlar. Evet, 12. soruya bakalım. Yine ABC üçgenin ikizkenar üçgen oluşuna dikkat edin. Artık tabana ait iç açılarının dar, dış açılarının geniş oluşunu kaçırmıyorsunuz bence. Bakın burası dar yani 90'dan küçük. O zaman tabana ait dış açı 90'dan büyük olmalı. Büyüktür, küçüktür yorumunu ikizkenarlıkla gizliyor. Önce x için yorum yapalım. 6 ile 8'in toplamı 14 ile farkı 2 arasında. Sonra geniş açı yorumu keşke 90 olsaydı 6, 8, 10'dan x 10 olurdu. Ama açım büyüdü. X bu durumda 10'dan büyük. Birleştirdiğim zaman x 10 ile 14 arasında. 11 olur, 12 olur, 13 olur. Hepsini toplarsam toplam kaç olur arkadaşlar? 25'e 11 eklediğim zaman hepsinin toplamı 36 santimetre olur.